Girişte şöyle değişik heykeller var. Ne anlama geldi hakkında bir fikrim yok. Bir bilet alıp içeri gireceğiz. Her bir kişi için 80 bin Endonezya rupisi. Rupiah diye yazılıyor, rupi diye okunuyor galiba. Bu da yaklaşık 8, yani 7 Avustralya doları. O da aşağı yukarı işte 90 lira, 100 lira arası. Peki de bu memelerinden su fışkırtan heykel hakkında ne düşünüyorsun? Bak, testi tutuyor orada. Orada testi tutuyor. Günaydın arkadaşlar. Bali'nin ikinci gününden herkese selamlar. Bu ikinci günü Ubud'a çok yakın olan bir yere ayırmak istedik. Maymun ormanı, nasıl Türkçe çevireceğimi bilmiyorum. Maymunlar ormanı diyelim. Sanctuary diye geçiyor. Maymun ormanı diyelim lütfen. Maymun ormanı, maymun tapınağı, neyse işte oraya geldik. Şimdi zaten arkadaşlar aldık. Buraya gelmeyeni dövüyorlar. Burası evet. En ünlü yer yani, ama en ünlüsü. Daha ünlü yer yok. Hatta biz buraya gelmeden önce araştırmalara yaptık. Böyle çok bilirsiniz zaten. Yine bu Bali'nin, şuradan maymun geçiyor. Bali'nin çok ünlü bir tane böyle bir orman gibi bir yeri var ya, her yerde maymun var. Hatta maymunlar insanların böyle çantalarını falan çalıyorlar. Mutlaka görmüşsünüzdür. İşte oranın çok ünlü olan o yerine geldik. Hatta Marla'yla içeri girmek acaba güvenli midir, güvenli değil midir, ne yapacağız, ne edeceğiz, Marla'mızı da kaparlar mı diye bir kendi kendimize bir sorduk. Ama muhtemelen bir problem olmayacaktı. Marla'ya sıkı sıkı sarılarak ve böyle bayağı dikkatli inceleyerek gireceğiz içeri. Şimdi hazırız, biletlerimizi aldık. Yavaştan içeriye geçelim bence. Hadi bakalım. Evet, burada yazdığı gibi kesinlikle hiçbir şekilde fiziksel kontrol geçmeyin ve beslemeye çalışmayın diyor. Bunlar vahşi hayvanlar ve hareketleri belli olmayabiliyor diyor. Şu anda bizimkiler içeri geçiyor. Hep beraber içeri geçiyoruz. Evet, girdik. Bali'deki tüm kapılar da şu kapılara benzemiyor mu şöyle? Tam ortadan ayrılmış. Ne kadar güzel heykeller var ya. Baksanıza şuradan mesela yılanın ağzından su akıyor. Musluk gibi yapmışlar. Yılan. Ya böyle London'da konuşmasanız olur mu? Videodasınız ya. Ya biliyorum ben. Ya ben böyleyim. Tamam, beğenmeyen bana lan demesin. Ben lan diyorum ama. Şuna bakınca lan bu ne lan demez misin? Bak şuraya bak. Gerçekten buraya girdiğim zaman yağmur ormanlarındaymışım gibi hissediyorum şu anda. Film seti burası. Bu heykellerin niye hepsi bu kadar çirkin ya? Evet. Bence değişik bir hava katıyor ama çirkin. Evet, doğru. O da doğru. Bence İlgi çeksin, geçirdin yapışın. Ve tüm her yer nem kokuyor şu an. Çok kötü bir nem kokusu var. Evet. Ay, minik minik maymuncuklar çıktı. Bak bu biraz daha şey. Bak şöyle sağda, sağda bir sürü şey var. Ya. Şimdi maymunlarla çok fazla işte fiziksel temasa geçmeyin, çok dikkatlerini çekmeyin yazdığı için böyle kamerayı diplerine sokup "Aa bakın ne tatlı" falan yapamıyoruz. O yüzden muhtemelen uzaktan göreceksiniz siz de. Ama her yer gerçekten maymun kaynıyor şu ya anda. Ya olmadı, böyle bir müsait bir yerde kamerayı çıkartırım, zoom yaparım, size gösteririm. Evet. İşte ama kamerayı çıkartacak da bir güvenli yer olması lazım. Çünkü çok fazla uyarı aldık. Direkt kaparmış yani maymunlar. Hatta biz GoPro'yu bile acaba kapar mı diye bile düşündük ama şu anda sıkı sıkı GoPro'yu tutuyorum, yani ona yapacak bir şey yok. Yeter ki Marla'ya saldırmasınlar, yoksa bir problem olacağını düşünmüyorum. Aa bakın şurada. Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Tüm ağaçlar çok güzel. Acaba buradaki maymunlar buraya yapay olarak mı getirildi, yoksa burada böyle bir alan vardı da korunmak için bu şekilde mi dizayn edildi? O kafamda soru işareti şu an. Burası, burada bir de tapınak nerede onu merak ediyorum. Burada yine bir tapınak varmış. Arkadaşlar Bali'de 1000'den fazla tapınak varmış. Bence 10.000'den fazladır çünkü her evde de bir tapınak var. Evlerin içerisinde de tapınaklar var. Evet. Aile tapınağı diye geçiyormuş. Toplam burada 1059 tane maymun varmış. 7 ayrı grup şeklinde yaşıyorlarmış. Central Group, Temple Group, Salatan Group, Symmetry Group, Michelin Group, East Group, New Forest Group. Burada da maymunların tipleri, kaç yaşlarında olduğu tüm bilgileri yazıyor. Pinter ya. Hello. Hello.
bakma, bana nakledin. İyi ya. Bir daha anne. Şu anda tapınağa doğru ilerliyoruz. Yolda bir sürü maymun var. Burada birkaç tane farklı farklı bölüm varmış. İşte tapınağın olduğu bölüm var. Mezarlığın olduğu bir bölüm varmış. Marla bunları görünce hav 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 diyor. Kızım hav hav değil onlar. Bunlar maymun. Kafasından bir çay yıkıyor bak bak. Bu arada heykeller de o kadar gerçekçi ve o kadar maymun boyunda ki bazen lan bunlar maymun mu değil mi diye anlamaya çalışıyorum şu an. Bir tane burada. Gerçi 1000 tane olduğu düşünülürse az bile yani şu anda. Ya inanılmaz ya. İnanılmaz gerçekten Bali. Bakar mısınız şuna? Bayıldım ya. Çok güzel. Bali'nin bitki örtüsüne aşık oldum resmen. Evet, tapınağın oraya geldik. Burasıymış. Birazdan içeri geçeceğiz. Bilmiyorum içeri geçmek gerçi yasak mı değil mi ama herhalde değildir. Buradan geçelim. Heykeller bizi selamlıyorlar. Merhaba. Bu heykelin kafası kopmuş. Yapıyor mu? Ona bak. Yapıyor saçını açıyor. Saçım bak yaşıyor. Asım düzgün dur. Bana bak gül. Çok iyi. Aynen çok iyi. Eli güzel mi? Tavsiye ederim. Anne buraya bak, anne buraya bak. En? Çok güzel. Küçücük ama çok tatlıyız. Ben duvar gene seninle yapmak benim. Ben saat yaklaşık saat. Nasıl? Şöyle buraya bak. Gözüne bakma, gözüne bakma. Vallahi bir şey. Değil mi? Ay iyi ki yaptım. İyi ki önce böyle bir tırsım. Hani gerçekten kucağıma gelsin mi gelmesin mi falan diye. Ama sonra yapmaya karar verdim. Bir daha hayatımda ne zaman yapacağım diye. Sen de şunu çek şunu. Bak. Evet yavrusu var yavrusu. Ay minnacık. Yavrusu vardı bir sanki. Tısladılar bir da. Bir tısladı yani adama. Şey yaptı. Çok güzeldi. Çok tatlı bir his değil mi elinden alması? Evet kesinlikle. Bir de parmakları insan parmağı gibi ya böyle seçiyor mısırları tek tek. Şu anda Marla da böyle bir şeyleri seçtiği bir anda. Hani böyle evet. Parmaklarını kullanmaya başladığı bir anda. Elleri de küçücük falan bana onu alır sat diye kıyamam dedim ya. Ama muhtemelen benim aldığım maymun yaşlıydı yani. Çünkü büyük bir maymundu. Evet, evet. Bu arada o kadar ağırlığını da hissetmedim. Kucağıma geldi direkt çünkü. Benim koluma geldi. Yine fena değil ağırlık olarak da şey. He, adam orada soruyor koluna mı gelsin, bacağına mı gelsin. Çünkü ağırlık yapıyor bayağı. Mesela oradaki adam kolunu aldı, kadın şey dedi. Ben istemiyorum kolumu, bacağıma gelsin dedi. Aynen, çok ağırmış. Ya kola da iyi de şey işte. Şimdi mesela nasıl yani temizlememiz lazım çocuğa dokunmadan önce. Baba bir tek sen yapmadın. Niye? Bilmiyorum belki kaşınırım falan filan. Elimi yıkamam lazım dedim. Ha, gerçi sen alerjiksin doğru. Lan çaktırmadan çantamın fermuarının bir kısmını açmış, içinden bir şeyler almaya çalışacak diye az daha. Yok artık. İnanılmaz. Evet. Gerçekten çok dikkatli olmak lazım. Aşırı egzotik yani. Bir sürü merdiven var. Mahalleşe gitmek tabii biraz daha sıkıntı. Şöyle indireceğiz hepsini. Basamakları. Kleopatra Marliş. İnanılmaz bir yere geldik. Şurada bir ağaç var ama bu ağaç, yani bir ağaç bu kadar büyük olamaz abi. Ya da bir ağaç değil bu, bir sürü ağacın birleşimi mi bilmiyorum. Ha, şuna bakar mısınız? Arkada dere. Altımızda merdivenler var. Taş toprak. Çok iyi değil mi? Gerçekten çok iyi. Şu aşağıya inip şu suya giresim var şu an. O kadar iyi yani. Ya bir de şu ağaç nedir ya? Allah aşkına. Baksana sincap. Aa sincap var bir de bak. Sincapı gördünüz mü? Burada bir iki fotoğraf çekilir. Evet.
çekelim. Biraz karanlık çıkar ama olsun, çekelim yani. Çekilir, çekilir. Bu ne bu? Ağaç mı bu? Ne bu ya? Bir tane ağaç mı? İki tane ağaç mı? Nasıl bir şey, anlamadım ki. Değil mi? Bu sarkan şeyler mi? Onu da anlamadım. Arkadaşlar şu an biraz bir rezil bir durum içerisindeyiz. Tuvalete gitmemiz lazım. Tuvalet yok. Marlayla indik ama şuradan şu merdivenlerden çıkmak gerçekten ölüm. Çok fazla merdiven var orada. Bebek arabasıyla nasıl çıkacağız bilmiyoruz. Bir yandan böyle ilginç şeyler var. Onları size göstermek istiyoruz. Şimdi böyle sıra sıra devam edelim. Şurada bir tapınak var. Bu arada. Şu tapınağın yanındaki havuz gibi bir şey. Bu tapınağa sadece dua edenler girebiliyor şu an. Şu anlık kapalı. Ama yine de şöyle merdivenin ucundan göstermek istiyorum. Mesela bir kadın çıkıyor şuradan. Buradaki hangi tanrı acaba? Tütsülerle bir şeyler sunuyorlar. Tanrılarına sanki. Deminki ağaç arkadaşlar. Şuradan yakından göstereyim. Anormal yani. Ha, böyle bir ağaç olamaz. Şimdi geri dönmem lazım. Burada bir süt şeyini yaptık. Marla'nın işte formula mamasını hazırladık. Çalkaladık. Marla'ya verir vermez etrafımızı 10 tane falan maymun sardı. Ama maymun yani maymun birden saldırmaya çalışıyor. Yani saldırmaya derken hani elimizdekini almaya çalışıyor. Ondan sonra ulan dedik, ne yapacağız filan, sonra görevli kaldırın elinizdekileri filan dedi. Ben dedim çocuk çok aç yani. O sonra ağzından çektik. O anda Marla çığlık çığlığa ağlamaya başladı filan. Bayağı acıkmış. Diyorum çok aç yani, yapabileceğim bir şey yok. Sonra neyse görevlilere de seslenmeye çalışıyorum. Görevliler de şey modunda. Fotoğraf çekiyor orada adamların işte. Hey bu poz güzel mi? Ya kardeşim bana poz muzdu ya, sal yani, ben şu an canımın derdindeyim yani. Neyse ya, öyle bir atlattık. Gerçekten çok dikkatli olun. Burada bir tane çocuk bir cips almak için böyle bir cips şey paketini açmadan daha maymun kaptı. Ağacın tepesine çıkarttı. Ya şöyle bir de mesela sevdiğe sevdiğe dikkat diyene kadar benim arkama bir tanesi geliyor. Çok ben hızlılar. Ben dönene kadar öbür taraftan bir tanesi geliyor falan. Gerçekten sıkıntı. Kesinlikle öyle. Bir de sonra çocuğun altını değiştirmedik. Alt, yani bu arada hiç bebekle gelinmek için uygun bir yer değil. Böyle alt değiştirme şeyi yoktu yani, böyle ünitesi böyle düzgün bir yer yoktu. Çok zorlanarak yaptık. Neyse bir şekilde yaptık. Bu çok sıcak bu arada. Gördüğünüz gibi saçlarımız 35 derece. Daha bu sabah duş aldık Anıl da ben de. Her tarafımız gördüğünüz gibi ter içindeyiz ve yapış yapışız. Demin şu daha anda beterdik. Yine şimdi fena değiliz. Ya, aynen. Az önce Marla'nın burnumdan ter akıyordu benim. Marla'nın burnunda böyle nokta 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 böyle bıyık bölgesi nokta nokta terler vardı ya. İnanamadım gerçekten. Şimdi bu arada bir mezarlığa geldik. Buranın içerisinde bir mezarlık da varmış. Orayı da size gösterelim. Evet. Mezarlık buradan başlıyor. Böyle devam ediyor. Bu arada ne mezarlığı olduğunu hakkında bir fikrim yok şu anda. Eğer varsa bir yazısı, onu okuyup ondan sonra sizlerle paylaşacağım. Böyle bir seremoni yapılacak. Bu seremoniye kadar idareten buraya gömüyorlarmış. Ondan sonra o seremoni yapılınca hepsini birden buradan alıp bu kemikleri artık neyse çürümüş bedenleri başka yere götürüp orada herhalde bitiriyorlar olayı. Ve bu seremoni de... Şey, burada Nazi işareti var. Gördün mü? Belki başka bir şeydir o sebebi. Belki başka bir anlamı mı geliyor? Bu seremoni 5 senede bir yapılıyormuş. Bali Hindu geleneğine göre böyleymiş. Bu arada adama saldıracak gibi bak. Adam fırsat. Bir de şöyle bir şey var. Yani küçük maymuna saldırırsanız bittiniz. Yani bütün sülale üstünüze şey yapıyor. Küçük maymuna bir şit yap, hemen bütün sülale üstüne geliyor. Ona da dikkat etmek lazım. Her tarafı da öyle yapmışlar zaten. Hani şu mezarları gören böyle 16. yüzyıldan kalma falan zanneder. 2020'de vefat etmiş mesela adam. Ya mesela bu 2019'da. Benim anlamadığım, az önce bir 2010 gördüm. Yani onun aslında artık diğer tarafa defnedilmesi gerekiyor. Ama öyle olmamış. Hala burada. Bu ne? Tırmanmayın lütfen diyor. Abi niye tırmanayım buraya zaten? Ya çocuklar tırmanabilir ya. Çocuğum olduktan onun maymun sonra ben. Onu maymunlara söyleyeceksin. Oynadığım bazı bilgisayar oyunları aklıma geldi. Heroes of Might and Magic 8 ve 7'yi oynamıştım. Ve orada böyle mezarlığa giriyordunuz. Ve mezarlık gerçekten oradaki mezar taşları falan da aynı az önce baktığım mezar taşı gibiydi. Gözüm kaşın örneği bilmiyorum. Oradaki mezar taşları gibiydi. Bence kesinlikle oyun bir şekilde buradan esinlenilerek yapılmış diye tahmin ediyorum. Her şey çok heykeller alınmış. Oradaki gösterilen
Ne bileyim yani her şey bana şu anda şey gibi geliyor. Aa bunu ben bir yerde gördüm ama nerede gördüm? Oyunda görmüştüm kesinlikle diye. Bir sürü film ve oyun buradan etkilenmiştir bence. Sonic diye bir tane oyun vardı, onu oynuyordum. Mesela orada da böyle ağaçlar vardı ama çok saçma sapan ağaçlar. Mesela şey, böyle ağacın şeyi var, gövdesi var. Tepesinde böyle yapraklar çıkmış, bir de böyle yuvarlak yuvarlak şeyler var, meyveleri var. Hatta ben şey diye düşünmüştüm, ben bunu bir yerde gördüm ama nerede gördüm? Sonra yine aklıma geldi, oyunda görmüşüm. Yani inanılmaz, dünya çok küçük bir yer. Ya sizi yiğitten. Ya bebek ya bir şey gördükleri zaman elinizde farklı bir şey, küçük bir şey direkt saldırıyorlar. O yüzden biz de Marla uyuyakaldı ve Marla'nın sürekli başındayız yani. Hani hiç fark etmediğiniz bir anda bebek arabasına falan çıkabiliyorlar. O yüzden ya böyle çok tehlikeli değil açıkçası ama sürekli böyle ayık olmakta fayda var. Biz de bu yüzden hani böyle hadi fotoğraf çekelim, hadi şimdi siz geçin, biz geçin gibi bir durum olamadı, yapamadık yani maalesef. Çünkü ne zaman biri bıraksa diğer marmun ne zaman geleceği belli olmuyordu. O yüzden burada çok fazla fotoğraf çekemeden ayrılıyoruz şimdi. Burası böyle bir yerdi. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.